Şimdi bir de aslında Akkuyu'ya her yerden daha yakın olan, yani İstanbul'dan değil sadece, her yerden daha yakın olan Kıbrıs aramızda. Şimdi Kıbrıs Yeşilbaşı Barış Hareketi'nden doğan Sahir'i dinleyelim. Evet, buradaki herkese saygılar, selamlar sunarak başlamak istiyorum. Kıbrıs küçücük bir ada. Hepsi yok olsa ne yazar? Böyle bir düşünce var. Bizim orada çok konuşulur bu. Ve Kıbrıs hep bebek muamelesi görmüştür. 1974'ten evvelisi de var ama 74'ten sonra da baktığımızda 40 yıl geçti ve hala yavru vatan muamelesi görüyoruz. Ve muazzam fazla bir irademiz yok bu konuda. Biz çırpınıyoruz tabii halk örgütleri olarak, sivil toplum örgütleri olarak. En son işte Kıbrıs Türk Mimar Mühendisliği Sigortaları Birliği, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Maden Metalurji Mühendisleri Odası, bir sürü odaların bir araya giderek yaptıkları bir tepki vardı. Her yıl Çernobil'lerin yıl dönümünde tepkiler koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda irademiz şu küçücük adada saklı kalıyor. Oysa demin de Sayın Başkan'ın belirttiği gibi Kıbrıs'ımız çok vahim derecede bu olaya çok daha yakın bir konumda. Önü açık deniz, doğrudan bize hemen ulaşabilecek bir etki söz konusu. Hiçbir bariyer yok, hiç dağ tepe yok. Doğrudan bize ulaşabilecek bir konumda. Hatta daha önemlisi, hani bebeğiz ya biz, çok daha sıkı bir bağ içerisine giriyoruz çok yakında. Göbek bağı bağladık. Su gidiyor Kıbrıs'ımıza. İnsanoğlu hep alışmıştır. Çevreden almaya, çalmaya belki. Ekolojik dengeleri alt üst etmeye alıştı. Bir yerden ekolojik bir yıkımla oraya su getiriliyor. Birçok yorumlar var. Bundan çok mutlu olanlar da var tabii ki. Su sevilmez mi, istenmez mi? Gerçekten güzel bir şey. Başka bir yerin yıkımı pahasına yapıyoruz belki. Ama aslında Akkuyu'ya o kadar yakın ki, şimdi ölçtüğünüzde bizim Kuzey Kıbrıs dediğimiz parçanın Lefkoşa'sı 115 kilometre uzak görünüyor. Ve kıyıdan ölçtüğünüzde 80 kilometre civarında en çok bir mesafe. Oysa oradaki yapılan su barajı, nakil için yapılan su barajı 40 kilometre bile değil. Yani biz 40 kilometre yakın. Ama işin daha vahim boyutu şu. Herhangi bir sızıntı, herhangi bir kazanın Kıbrıs'a yansıması doğrudan ve en acı içinde olacaktır. Her bardak suda herkes yudumlayacaktır bu suyu. Herkes tek tek. Ve yiyeceği bütün gıdalarda bu kirliliği hiç fark etmeden bünyesine alacaktır kendisine. Bütün herkes çocuklarla dahil. Böylesi bir yakınlık içerisindeyiz. Yani o can suyu dediğimiz su bir olasılıkla bu risk karşısında ne yazık vahim bir ölüm suyu olacaktır. Böylesi bir yakınlık içindeyiz. Dünyada aslında bu kuşma da uzak değil. Çünkü bir kavanoz içerisinde yaşıyoruz. Ve bu kavanoz içerisinde her şey hepimizi etkiliyor. Dönüp dolaşıp geliyor. Çernobil'de etkiledi. Ama bunları hep insanoğlu unutuyor nedense. İşte bir Three Miles Island var Amerika'da. Bu ismi kaç bir şey hatırlıyor. Önce Sayın Parlamenter konuşmacı olarak söyledi ama dünyada ilk dikkate gelen 79'daki kaza Amerika'da, Pensilvanya eyaletinde unuttuk da, yani çok unuttuk. Çernobil'de unutacağız çünkü Fukushima var şimdi. Ama dikkat çekici yanı şudur. Açılış konuşmasında da vurgulandı.
Bir tek kaza yaşandı Amerika'da ve aman ha dedi ve vazgeçti. Teknolojinin en ileri olduğunu söyleyen bir ülke olduğunu söyledi. Bir bakıyoruz Japonya, dünyada teknolojide çok ileri bir ülke olmasına rağmen başına neler geldiğini hep birlikte en son izledik. Ben detaylı olarak teknik açıdan girmeyeceğim, herkes bunu biliyor ama nükleer santrallerin en konuşulması ve ortaya çıkarılması gereken, halka götürülüp anlatılması gereken yanları bunlardır. Nükleer santrallerde hala bilinmezlikler, hala hesaplanamayan insan hatalarına açık boyutlar vardır. Dünyanın en büyük teknolojisi kullanılsa da bir açığı vardır. Tüm kazalarda bunu görüyoruz. Çok önemliydi, çok iyi teknolojik önlemler aldık denilmesine rağmen ne yazık hepsinde böyle bir vaka yaşandı. Ve de en önemli diğer ikinci yanı da atıkların bertaraf edilmesi yönünde de henüz ekonomik olabileceğini söyleyeceğimiz veya güvenli olacağını söyleyeceğimiz bir bertaraf yöntemi henüz yok. Ve böylece bu iki boyutu ortaya çıkararak kampanyayı geliştirme stratejileri geliştirmekte yarar var diye düşünüyorum. Özellikle Kıbrıs'ımızda insanların bu konuda aydınlatılması için çok uğraşlar vermemiz gerekiyor. Ama orada herkes her şeyi kabul etmiş görünüyor. İşimiz oldukça zor olmasına rağmen çalışmalarımızı sürdürme ısrarındayız. Vaktim var mı? Evet, biraz var. Evet. İki dakikamız var. Kısa geçmeye çalıştım. Aslında anlatılacak o kadar çok şey var ki kısımızdan. Belki yenilenebilir enerjilerin örnek ülkesi olabilecek yerdedir alanımız. Gerek rüzgar, gerek güneş enerjisi bağlamında çok önemli bir noktadır. Ve biz bunlara çok ciddi eğilmiş ve bir devlet politikası yapabilmiş değiliz. Bazı kıpırtılara rağmen henüz bu yaygınlaştırılamadı. Bunu zorluyoruz. İktidarların da giden gelen, iktidarların da zaman zaman politikalarından da etkilenen bu çalışmalar hep duraksamış ve istenildiği hızla gelişememiştir. Oysa bunları yapabilmek çok daha önemlidir. Çok kısa bir geçmişte, bir kadar önce bir petrol kazası da yaşadık. Aslında fosil yakıtlar da sorun. Her ne kadar adamızın bunda bir fazla suçu yoksa da ama dünyadaki küresel ısınmadan en çok etkilenen noktalardan bir yerdeyiz. Ve kendimizde Orta Doğu'daki petrol trafiğinin içerisinde bulmaya çalışıyoruz kendimizi. Güney'de de petrol araştırmalarıyla birlikte barışçıl olacağını düşündüğümüz bu etki aslında bizi sıcak bir kazanın içerisinde davet etmek üzere. O nedenle genel strateji olarak yenilenebilir enerjileri tercih etmemiz çok çok önemlidir. Ve bunu ortaya çıkaracak stratejileri destekleyip arkasında olmanız diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler konuşmacılarımıza.